Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 3. dersimize. Önemli yerlerdeyiz. Yüzler gülsün, motivasyon yüksek olsun, uğraş sorularla. Uğraş sorularla geometri uğraşma işidir. Geometri düşünme işidir. Geometri verileri yerleştirme işidir. Neyi kullanmadım diye sorma işidir. Dikkat. Hadi bakalım. Var bir hayalimiz diyoruz. Unutmadan söyleyelim. Ne zamandır söylemiyorduk. Hayalimizin peşinden koşuyoruz. Koşar adımlarla ilerliyoruz. Geometrisiz bu iş olmaz diyoruz. Evet, şimdi geldik çok önemli bir bölüme. Çok önemli bir bölüme geldik. Hocam ne? Artık bize verilen alanları parçalayacağız. Parça pinçik edeceğiz. İşte verilen oranlara göre üçgenlerin alanlarında nasıl bir değişim oluyor? Onları anlatacağım şimdi sana. Şimdi gel bak. Şimdi sana şöyle bir üçgen verdim. Bir tane daha üçgen çizdim, tamam mı? Şimdi sana verilen üçgende, bak üçgende, üçgeni böl dersem şöyle bir şeyler falan çiziliyor sorularda. Arkadaşlar böyle bir şeyler çizildiğinde bu parçaların uzunluklarının oranlarını bilmediğim zaman alanın nasıl bölündüğünü bilmem. Yani alanı bölme işi, üçgeni bölme işi böyle ortalardan, mortalardan, bu yanlardan falan olmaz. Her zaman köşeden böleceğiz. Eğer köşeden bir alanı böldüğünde kenarlarla oranlı bölünür. Hocam ne demek istiyorsunuz? Mesela buradan bunu çizdi. Dedi ki burası 2K, burası 3K. Bak bahçeyi tam köşeden böldüğünü düşünürsen 2K'lık dilime 2 S gelirse 3K'lık dilime 3 S gelir. Anlaşıldı mı? Ama köşeden böleceğiz. Gidip de buralardan falan böldü. Bak şöyle üstünü sileyim, göstereyim. Bunlar için ekstra çizimler falan yapıyoruz. Mesela böyle çizdi. Burayı dedi ki 2K, buraya 3K dedi. Sakın gidip de buraya 2S, buraya 3S yazma. Üçgeni bölmüyor çünkü bu doğru. Bak bu doğru üçgeni bölmüyor. Köşeden bölecek. Nasıl olsaydı olacaktı bak. Şöyle köşeden çizmiş olsaydı işte 2'ye 2S geldiyse 3'e 3S diyeceğiz. Yani köşeden bölecek. Tümünü bölecek. Bunun sebebi de ne? Çünkü buradaki üçgenlerin yükseklikleri eşittir. Bak şimdi bizim burada aldık. Buraya N, buraya M oran. O zaman buraya NS kadar alan geldiyse buraya MS kadar alan geldi. Hocam bunun sebebi ne? Bak şimdi söyle. Benim şu A'dan çizilen yüksekliğim hem bu üçgenin yüksekliği hem bu üçgenin yüksekliğidir. Bak bu üçgenin alanı nedir? H de şuraya. N çarpı H bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı nedir? M çarpı H bölü 2'dir. Bak M çarpı H bölü 2. Bunları taraf tarafa böldüğünüzde H bölü 2'ler birbirlerini götürecek. Alanlar oranı N bölü M olacak. Yani birinin alanı NS kadarken birinin alanı MS kadar olacak. Tamam mı? S1 alanı M ile orantılıdır. S2 alanı N ile orantılıdır. Şimdi böyle ilmek ilmek dokuyacak Selim Hoca'nın şimdi. Böyle kolaydan zora doğru gitmeye var mısın? Sorularıma cevap ver. Varım hocam dedin mi? Dedin. Duydum. Ben duydum. Gel bakalım şimdi kolay bir soruyla başlıyoruz. 30. soru. Diyor ki burayı 12, burayı 8 vermiş. Buranın alanı da 24 vermiş. A, D, C'nin alanı nedir? Çok basit aslında. Bak. Hemen biz normalde burayı böyle vermezse şöyle yazıyoruz. Burası 12 iken 12 S ise, burası 8 ise buraya 8 S diyeceğiz. 12 S eşittir 24 ise S'imiz kaçtır? 2'dir. S'imiz 2 ise 2 ile çarptım 16. Veya 12'ye 24 geldiyse 8'e 16 gelir. Kaç katı? 2 katı. Kaç katı? 2 katı. Hop işaretledim. 30. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız oldu. Gel bakalım 31. Şimdi birazcık fazla parçalanışlar olsun. Şimdi soruda bakıyorum hiçbir şey yok. Yan tarafa gidiyorum. Gel bakayım buraya diyorum. Geliyor o da. Hemen AC uzunluğu, EC uzunluğumuz A kadarsa AE uzunluğumuz 3A. Bunu yerleştirdim. Ama bir şey daha var. BD uzunluğumuz B kadarsa, BD uzunluğumuz B kadarsa, DC uzunluğumuz 2B kadar. Tamam. Şimdi senden bazı üçgenlerin alanları, oranlarını istiyor. Ben hepsini bulacağım. Alanı bulmayacağım bak. Oran istiyor. Alanı bulamam. Kenar yok çünkü. Ama oranlarını bulurum. Şimdi sana ne dedim biraz önce? Üçgeni bölmüş olacak. Bak. Neyi neyi bölmüş dikkat et. Benim şu doğrum, bak şu doğrum büyük üçgeni bölmüş, gördünüz mü? Buradaki doğrum kimi bölmüş? Şu üçgeni bölmüş. Yani buradaki küçük üçgenden başlayacağım, görüyor musun? Ne olmuş küçük üçgende? A'ya 3A. O zaman buraya S geldiyse,
A'ya S geldiyse 3 A'ya 3 S gelir. Önce şuradaki içini sarıya boyadığım üçgenden yola çıktım. Niye? Buradaki üçgeni şu doğrum bölüyor dedim. A'ya S, 3 A'ya 3 S'i yazdım. Şimdi büyük üçgene gel. Büyük üçgende tam köşeden bir doğru çizilmiş mi? Evet. Bakın sağ tarafında 4 S olmuş. 2 B'ye 4 S gelmiş. O zaman B'ye bak. 2 B'ye 4 S geldiyse B bunun yarısı. Buraya 2 S gelecek. Bitti. Alan ADE. Bakıyorum ADE'nin alanı 3 S bölü ABC'nin alanı 3, 4, 6 S. Hop. Sadeleştirdim. 1 bölü 2, 31. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu. Bu kadar basit. Küçükten başladım. Oranları yaza yaza gittim, bitirdim işi. Gel bakalım 32. Bakalım bu ne diyor. Şimdi soruda burayı 8, burayı 9 vermiş. Tamam. Sonra diklik vermiş, onu da gördük. Bir şey bulamıyorum. Hemen neyi kullanmadım dedim, geldim buraya. Okudum orayı. Diyor ki EC uzunluğu A kadarken diyor. EC uzunluğu A kadarken... AC uzunluğu, dikkat et, AC'nin tamamı 4A. Bak, AC burası. Tamamı 4A'ymış. A'sı burada, buraya ne kaldı? 3A. Şimdi parçalanışlara çok dikkat et. Büyük üçgeni kim bölmüş? Oluşan küçük üçgeni kim bölmüş? Hadi gel göstereyim. Bak şimdi, şu büyük üçgeni görüyor musun? Bu büyük üçgeni şu bölmüş. O zaman burayla burayı oranlarım ama, buraya 9 iken 9 esterim ama burayı bilmiyorum. Bıraktım şimdilik. Şimdi sonra küçük üçgen var bir tane de. Bu küçük üçgenin köşesinden lak diye bir şey çizmiş mi? Çizmiş. A'ya 3A olmuş. O zaman buradan başlayalım. Burası 3S kadarsa, 3A'ya 3S geldiyse A'ya S geldi. Şimdi buradan büyük üçgene geçiş yapabiliyor muyum bakıyorum. Yapamıyorum çünkü buradakini bilmiyorum. Normalde bunun buna oranı, bunun buna oranıydı. Ama ben şu 4S alanını bulurum bak. Şöyle sarıyla boyadığım üçgenin alanını bulurum. Nasıl bulacağım? Gördün mü nasıl bulacağını? Bak, buranın tabanı 9, tabana indirilen yükseklik burası. Alanı nedir o zaman? 8 çarpı 9 bölü 2. Kim? 4S. 4S eşittir 8 çarpı 9 bölü 2. Şunları sadeleştirdim 4. 4'ler de götürdü S'in 9 olduğu lamba gibi karşımda. Tamam. Soru nereye istiyor? A, D, E. 3S'i istiyor. 3 ile çarptım 27. Nerede? 32. sorumun cevabı E şıkkımız. Tamam mı? Küçükten büyüğe doğru parçaladık. Aha! İşler daha da karıştı. Hiç korkma. Hiç korkma. Selim Hoca'nın hepsini anlatacak. Adım adım gidiyoruz. Bak bıyıklısıymış bu. Şimdi soruda AFD doğrusal demiş. Tamam gördüm. BD ile DC eşit. Onu işaretlemiş. Sonra bir şey daha vermiş. Gör. Hemen AE'ye 3A kadar denildiğinde, AE'ye 3A kadar denildiğinde C uzunluğumuz 2A kadar olmuş. Bir oran var, bunu kullanacağım. Ama bitmedi, bir şey daha var. Diyor ki FD 3B kadar olduğunda, FD 3B kadar olduğunda AF 1B kadar oldu diyor. Tamam, şimdi parçalanışlara dikkat et. Böyle oranı gördün diye laps 2S 3S direkt yerleştirmiyorum. Önce büyük üçgen. Büyük üçgeni şu doğru bölmüş. O zaman eşit böldüyse, bunu da unutma, kenar ortay her zaman alanı iki eş parçaya ayırır. Eşit de burada, burası da S, burası da S. Unutma. Ve o zaman ben bu soldaki alanla sağdaki alanın eşit olacağını biliyorum. Sağdaki alanda da bazı parçalanışlarım var şimdi bak. Sağdaki alana bakıyorum, şu üçgen. Bu üçgeni kim bölmüş? Bak köşeden. Bu doğru bu üçgeni bölmez bak. Bu üçgeni bölen doğru şu. Nasıl bölmüş? 2A'ya 3A. O zaman buraya 2S dediğimde buraya 3S diyeceğim tamamını. Ama burada küçücük bir üçgen de var, o da bölünmüş, gördün mü? Bu üçgeni kim bölmüş? Bu. Oradan yürüyorum şimdi. Hadi gel. O zaman buradaki B'ye S geldiyse 3B'ye ne geldi? 3S. Şimdi en küçük minnak üçgenle işim bitti. Şimdi içini sarıya boyadığım üçgene bak. Bu içini sarıya boyadığım üçgeni de bölmüş bir şey. Kim bölmüş? Şu bölmüş. Gördün mü? 3A'ya 4S gelmiş. Bak 3A'ya ne gelmiş? 4S gelmiş. Bana kaç A lazım? 2A lazım. Şimdi o zaman 2A'ya ne gelir? Oran orantı da yapabilirsiniz bakın. 3A'ya 4S geldiyse 1A'ya ne gelir bana? 3'e böldüm. 4S bölü
3 gelir. 1 A'ya 4 S bölü 3 geldiyse 2 A'ya bunun 2 katı olan 8 S bölü 3 gelir. Tamam. Sonra arkadaşlar buradan ne yapacağım artık? Bakın 3 S, 4 S sonuçta şu doğruda büyük üçgenin alanını tam ortadan bölmüştü. Soruda bize ABC'nin alanının 80 olduğunu söylemiş. He, burada 80'i okuyup da daha kolay çözebilirdik. Onu da yapalım. Şimdi önce bu çözümü bir yapayım. Şimdi buraya bakıyorum. 3 S burada var. S burada var. 4 S. Artı 3 8 S bölü 3'üm var bir de. Paydayı eşitledim buradan 12. 12 ile 8'i topladım. 20 S bölü 3 oldu. İşte bu alan bunun yarısına. 40'a eşit. Şunları sadeleştirdim 2. İşler dışlar yaptım. S'in kaç olduğunu buldum. 6. DEF'nin alanını istiyor. DEF. Biz ona 3S demiştik. 6 ile 3'ü çarptım. Cevap 18. Hocam bu soruyu bir tık daha hızlı çözebilirdik dedi birisi oradan. Evet. Alanı vermiş çünkü bize. Alanı verdiyse bir tık daha hızlı çözerdik. Hadi onu yapalım şimdi. Büyük alanı 80 vermiş mi? O zaman burası 40. Buradaki çizilen de 40. Tamam mı? Tamamı 40. Verileri yeniden yerleştirelim. AE 3 A kadarken EB EC 2 A kadardı. Sonra FD 3 B kadarken AF B kadardı. Şimdi gel. Benim buradaki üçgenimin sağdaki üçgenimin tamamının 40 olacağını biliyorum. Bak 40'ı şu böldü. Nasıl böldü? 2 A'ya 3 A. O zaman benim buradaki alanım 2 S kadarsa buradaki alanım 3 S mi? Evet. 5S eşittir 40'tır dedim. O zaman S dediğimiz ne geldi buradan? 8. Siliyorum şimdi S'i. S yerine 8 yazıyorum. Burası 16 oldu. 16 ile de 3'ü çarptım. Buradaki alanım 48 tamamı. Şimdi B'ye A'lık alan geldiyse 3B'ye 3A. Yani şuradaki 4A dediğim alan 48. 4A eşittir 48 ise her iki tarafı 4'e böldüğümde A'nın 12 olduğunu buldum. 3A dediğimizde ne yaptım ya? Dur. Nerede yanlış yaptım? Tamam S 40 oldu. Şurası kaç S'ydi? 3 S'ydi. Dur orayı yanlış yapmışım. Sil şurayı. Tamam burası 16. Burası 3S'ti 24 burası. O zaman burası A. Burası 3A. 4A eşittir 24. Burayı yanlış yaptık. 4A eşittir 24 ise A dediğimiz kaç oldu? 6. 3A dediğimiz de 18. Bu kadar. Hadi gel bakalım. 34. Şimdi soruda bize bir diklik vermiş. Yazmış buraya. 3 vermiş. 12 vermiş. 1, 2, 3 yeri de eşit vermiş. Buna göre DEC'nin alanı nedir diyor. Şuranın alanı nedir? Hocam şurada eşitliği gördüm. S sakın. Sakın bak orada üçgenin yok şu anda. Bu çizilen doğru bak. Şu çizilen doğru hangi üçgeni bölmüş? Bir köşeden gelmiş mi? Hayır. Köşeden gelmesi lazım. Yani şu doğruyu sen çizeceksin sonra bölmüş diyebilirsin. Hadi o doğruyu çizdim. Artık bu doğrum benim alanımı iki eşit parçaya ayırdı. Hatta ne buldum biliyor musun? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pis üçlü. Pis üçlü demek ki burası kaç derece? 90 derece. 90'dan 90 çizildiyse Öklit bağıntısı. H dedim. H kare eşittir. 3 çarpı 12'den eşittir 36. H dediğimin 6 olduğunu buldum. Çat 6'yı yazdım. Niye bunu yapıyorum? Alan hesaplayacağım çünkü. Söyle bana şimdi alanı. Yükseklik 6. Tabanım toplam kaç? 15 bölü 2. Hop sadeleştirdim 3. Tüm alanım 45 oldu. Tamam. Tüm alanım 45. Şimdi alan parçalama yapalım hadi. Gel bakalım. Alan parçalama. Şimdi 3'e 3S geldiyse 12'ye 12S diyebilirsin. Tamam mı? Böyle diyebilirsin. Veya sadeleştirip de yapabilirsin. Bak sadeleştir 1, sadeleştir 4, S'e 4S de diyebilirsin. Hangisi kolayına geliyorsa. Peki şu doğru 12S'i nasıl böldü? 6S, 6S. Yani soru benden 6S'i istiyor. Hadi bulalım şimdi. Tüm alanın 45 olduğunu bulduk biz. 12S burada, 3S burada. Tüm alanım 15S. 15S eşittir 45 ise 15'e böldüm S'in 3 olduğunu buldum. Kaç S lazımdı bana? 6S lazımdı. 3 de çarptım 18. 34. sorumun doğru cevabı da A şıkkım oldu. Gördük mü? Öklit. 35. Yine bıyıklılarından klasik ÖSYM tarzı sorulardan bir tanesi. Şimdi diyor ki soruda bize diklik. Gördüm dikliği. Sonra 15'i gördüm.
BC'nin de 24 olduğunu söylemiş. Şuradaki BC'miz kompleman 24'müş. Tamam. Şimdi bilindik bir üçgen mi diye bakıyorum. Şunu 3 ile sadeleştirdiğim zaman 5 yapıyor. Şunu 3 ile sadeleştirdiğim zaman 8 yapıyor. Yok, bilindik bir üçgen değil. Yani çok da önemli değilmiş. Şurayı yeniden yazayım. Heh, burayı verdi. Şimdi bir şey yapamıyorum. Ha, büyük üçgen alanı hesaplayabilirim. Bakın büyük üçgen, dik üçgen. 15 ile 24'ü çarpıp yarısını alırım. Bizden uzunluk istiyor. Şimdi bir şeyler vermiş, buraya dikkat et. Diyor ki benim ABE'nin alanı S kadarken, ABE'nin alanı S kadarken BED'nin alanı da S'tir diyor. Bunlar eşittir diyor. O zaman bak, buradan şu doğru SS ayırdıysa buralar birbirine eşit. Yani dik üçgende kenar ortay çizildi, pis üçlü. O zaman burası da bunlara eşit. Ve diyor ki ADC'nin alanı buraya S dersen 4S'e eşit. ADC buradaki alanım kaç S? 4S. Şimdi dikkat et. Bu sefer alandan kenara gideceğim. Şimdi bak, şu doğru bizim büyük üçgeni böldü mü? Böldü. Bu taraftakinde alan ne? 2S. Buradakinde alan ne? 4S. O zaman buranın kenarı buranın kenarının 2 katı. A ise 2A. Zaten soru bizden nereyi istiyor arkadaşlar? Şuradaki BE uzunluğunu istiyor. Şimdi 3 tane A 24 ise 3A eşittir 24 ise her iki tarafı 3'e böldüğümde A'nın 8 olduğunu buldum. Hemen siyah kalemi aldım. A'ya 8'i yazdım. 8, 15, 17 üçgeni oldu mu? Oldu. 2'ye bölünmüştü. 17 bölü 2 burası. 17 bölü 2 burası. Pis üçlüden burası da yine 17 bölü 2 eşit. O da 8,5. 35. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Gördün mü? Hiç zor değil. Hiç zor değil. Sadece alanın içerisinde ne dedik ilk videolarda? Alanın içerisinde öklit kullanılır, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, her şey vardır alanın içerisinde. Hadi biraz daha parçalama sorusu yapalım. Biraz daha derinlere inelim. Dalalım dibe, nefesi tutalım, devam. ABC üçgen, BGFD doğrusal. 1, 2, 3'üne eşit vermiş. Sonra 1, 2, 3'üne eşit vermiş. Alan oranlarını istiyor. Şimdi neyin oranını istediği umurumda değil benim. Önce ben S'liyim, ondan sonra bitireyim işi. Şimdi bir inceleyelim. Önce büyük üçgene bak. Gördün mü büyük üçgeni? Evet. Bu büyük üçgeni bu doğru bölmüş. Bak, bu doğru bu büyük üçgeni bölmüş. Yani şurası, şurası. Yani buranın alanına S dersek buraya 2 dilim geldiği için şu tamamı 2S olacak. Ama daha küçük parçalara ayırmış. Sonra ne yapmış? Bu E noktasından şöyle bir şey çizmiş. Bu alanları eşit bölmüş. O zaman buralar birbirlerine eşit. Şimdi bu soruda bir çizim yaparak soruyu çözeceğim. O çizimim ne biliyor musunuz? Şurayla şurayı birleştirmek. Niye birleştirdim bak? Şurada içini sarıya boyayım bu üçgenin. Kompleman sarıya boyayım. Şimdi bu üçgenin içerisinde iki tane doğru çizilmiş. Bir tanesi şu, bir tanesi şu. Eşit, eşit, eşit. O zaman burası S, burası S, burası da S. Gördün mü? Bitirdim işi. S'i görüyorum. Hocam şimdi ne yapacağım? Gel kırmızı tarama yerim. Şimdi şu üçgene bak. Bak, kırmızı pembe karışık. Bu üçgene bak. Bu üçgende ne olmuş şimdi? Şu çizilen benim çizdiğim doğrum eşit bölmüş. O zaman buraya kompleman 3S geldiyse buraya da ne kadar gelecek? 3S. Şimdi dikkat et. Büyük üçgene geri dönüyorum şimdi. Büyük üçgende şu doğru bölmüştü. Ne yaptı? 2'ye 1 diye böldü. Veya şöyle de yapabilirsin. Burası 3S, burası 3S. Bak, eşit, eşit, eşit. O zaman burası da yine kaç S'tir? 3S'tir. Bitti. Bu kadar. Şimdi soruyu çözelim. EGF. EGF nerede? O kadar karaladık ki. EGF. Evet. EGF burası. S. EGF S. ABC 3. 6, 9. 9 S. Sadeleştirdik. 1 bölü 9. Hop, 36. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımız. Tamam. Hadi bakalım 37. 37 değil. Şimdi bir özellik. Buradaki vereceğimiz özellik aslında bir yamuk özelliği, bir paralel kenar özelliği, eşkenar dörtgen özelliği, kare özelliği, dikdörtgen özelliği. Yani iki kenarı birbirlerine paralel olan dörtgenlerde de kullanırız, burada da kullanırız, her yerde kullanırız. Şimdi ne hocam bu özellik? Sana İki tane paralel doğru çizdim. Şimdi bu paralel doğrular arasındaki uzaklık burada haşsa burada da haştır.
burada da haştır, burada da haştır. Her yerde eşittir değil mi bunlar? O zaman bu paralel iki doğru arasında benim şöyle bir üçgen çizdiğimi düşünüyorum. Bak şöyle bir üçgen çizdim. Sonra bir de şöyle bir üçgen çizdim. Dikkat et. Şimdi bu üçgenlerin özelliğine şuradaki uzunluğun ikisinde de taban olması. A de buraya. Hadi şimdi şu mavi ile taradığım üçgenin alanını söyle bana. Yüksekliği H. Her yerde H. Burası da H. Burası da H. Burası da, buradan indirdiğinde H. Nedir bunun alanı? A çarpı H bölü 2'dir. Çar eşittir diyorum şimdi. Neye? Neye eşit biliyor musun? Şimdi şu üstünden siyahla geçtiğim üçgenin alanını söyle bana. Tabanı ne? A. Yüksekliği ne? H. A çarpı H bölü 2. Yani eşit. Özelliğim şu. Paralel iki doğru arasında aynı uzunluğu gören iki üçgen, üç üçgen, sonsuz tane üçgen yaptığında bu üçgenlerin hepsinin alanları birbirlerine eşittir. Bu yetmiyormuş gibi işte yamuk da buna ciğerlerin alanları eşittir diyeceğiz. Bak bu bir yamuktur. Şunu çizdiğinizde yani buradakinin aynısını çizdim aslında. Daima şu ciğerlerin alanları burayla buranın alanları birbirlerine eşittir. Mantıkta kelebek benzerliğinden geliyor. Bakın burası AK kadarken burası AK kadardır. Şey pardon şu AK'yı silim şuradan. Burası AK olsun burası BK olsun. Yani benzerlik oranım A bölü B. O zaman burada da işte CK kadar varsa şey pardon AT kadar varsa burada da BT kadar vardır. Bakın burada şu oranı yapıyorsunuz. BT'ye S geldiyse buna ne gelmiştir? Sonra buradan buna bu geldiyse buna bu gelmiştir diye oranlarını yazıp yapıyorsunuz. Tamam mı? Yani özelliği bilirsek çok hızlı bir şekilde çözeriz. Bilmiyorsak da çözeriz. Neymiş özelliğimiz arkadaşlar? Bizim birincisi bu ciğerlerin alanları birbirine eşit. Ama şu büyük üçgenin alanıyla şuradaki üçgenin alanı da daima birbirine eşit. Bak onu şuradan da görebilirsin. Şu üçgene A de. A de. Alanına A de. Bu üçgenin alanını söyle şimdi bana neye eşit? A artı S1. Bu üçgenin alanını söyle bana A artı S2. A artı S1 ile A artı S2'nin eşit olduğunu söyledik biraz önce. A'lar götürdü. S1 ile S2 birbirine eşit. Tamam mı? Bunu yamukta da çok kullanacağız. Hadi gel o zaman 37. sorumuza bakalım. Bu özelliği kullanabilmem için paralellik var. Paralellikte alan sorularında dikkatli ol. Yüksekliklerin eşit olduğunu çok kullanırız. Şimdi soruda bize ne demiş? Şuradaki EC uzunluğumuz A kadarken demiş. AE uzunluğumuz 2A. Bak şimdi parçalamayı görüyor musun? Benim şu doğrum şu üçgenin alanını bölmüş. 2A'ya 8 gelmiş. O zaman buradaki A'ya ne gelecek? 4 gelecek. Bizden ne istiyor? Tamamın alanını istiyor. Ve ne dedik arkadaşlar biz? Bu benzerlik sadece burada da yok bak. O zaman burası B kadarken burası da 2B. Bak B'ye 4 geldiyse 2B'ye ne gelir? 8. Yani biraz önceki anlattığımın ispatını yaptım. Ama paralelliklerde ciğerlerin alanları eşittir deyip direkt 8'i de buraya da ne yapabilirdik? Yazabilirdik. Hocam bundan sonra ne yapacağız? Milyon tane şey yapabilirsin bak. Şu üçgenin içini sarıya boyuyorum. Gördün mü bu üçgenin içerisini? Gördün mü? Ne yapacağım şimdi bakın? A'ya 8 geldiyse 2A'ya 16 gelmiştir diyeceğiz. He yamukta bunu şöyle de çözeceğiz arkadaşlar. Bir yamukta şunlar çizildiğinde bu alanlar eşittir. Şimdi buradaki alanda S1 olsun burası da S2 olsun. Bununla bunun çarpımı bununla bunun çarpımı hep eşittir diyeceğiz. Bak S çarpı S, S kare eşittir. S1 çarpı S2. Burada da bunu da çözebilirsin bak. 8 kere 8 64. 4 ile neyi çarparsam 64 olur? 16'yı. Tamamın alanını istiyor. 16, 20, 28, 36. Hop. 37. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız. Anladık değil mi mantığını arkadaşlar? Ciğerlerin alanları eşit. Sonrasını oranlardan git bak. B'ye 4 geldi. 2B'ye 8. Ama bu oranları hem buraya hem buraya yerleştireceksin. Hadi bakalım 38. sorumuz gelsin o zaman. Şimdi arkadaşlar bu 38. soru çok böyle. Yani bu soruyu görenler bazı hocalar şöyle anlatıyor. 4 ile 7'yi çarp yarısını al. Evet doğru sonucu doğru çıkarır ama mantığını da bir anlatsın Selim hocan sana. Şimdi diyor ki bir diklik var tamam mı? Bir 4 vermiş bir 7 vermiş bir de paralellik var. Kimler paralel dikkat et. Şu AE ile EBC birbirine paralel. Şimdi sana
Yan tarafta bir şey çizeceğim bak. Yan tarafta bir şey çizeceğim. Bunlar paralel. Bunlar paralelse bana şu üçgenin alanına eşit olan bir üçgen çiz dersem sonsuz tane çizebilirim. Sadece tabanım burası olsun. Bak çizdim burada. Bir tane daha çiz hocam. Çizerim burada. Şöyle uzatırım burada. Hocam bir tane daha çiz burada. Yani tabanı burası olduğu sürece ve köşeleri aynı doğru üzerinde olduğu sürece alanlar daima birbirine eşittir. Çünkü yükseklikleri eşittir. Paralel iki doğru arasındaki uzunluk her yerde birbirine eşittir. Hmm. Şimdi hocam bununla ne alakası var? Burada da paralellik var mı? Var. Kimler paralel? Bak bununla bu. Tamam. Şimdi o zaman bana alanı şu üçgenin alanına eşit olan bir üçgen çizin desem. Çizebilir misiniz? Tabanı burası olan bir şey almam lazım. Bak paraleller burada. Bunun bir köşesi burada. Bir kenarı burada. Köşesi buranın üstünde olan bir nokta alacağım. B. Aldım. Çizdim. Bakın. Benim yeşil üçgenimin alanıyla bu üçgenimin alanı birbirine eşittir. Yeşilin alanı hesaplayamam belki ama mavinin alanını hesaplarım. Tabanım kaç oldu? 4. Yüksekliğim kaç? 7. 4 çarpı 7 bölü 2. Sadeleştirdim. Sorumun cevabı 14 oldu. O zaman bu tarz bir soru karşınıza geldiğinde yapacağınız şey şu. Bak tabanı burada mı? Tabanı burada mı? Burada. Ben... C noktasını diğer paralelin üstünde istediğim noktaya getiririm. C'yi buraya getirsem de alanım eşittir. C'yi buraya getirsem de alanım eşittir. Nereye getirdim? İşime gelen yere getirdim. B'ye getirince işime geldi. Üçgenimi oluşturdum şöyle. Bu üçgenin alanını hesapladım. İşim bitti. 38 C şıkkımız efendim. Hadi bakalım geldik 39. soruya. Bu sorunun bıyıklısı şimdi. Diyor ki AC ile DE birbirine paralel diyor. Bak o zaman AC ile DE birbirine paralelse bu üçgenin alanına eşit başka üçgen vardır bak. Mesela şu. İşte bu soruyu çözdürecek bana. Sonra demiş ki AB ile BC birbirlerine eşittir demiş. AB ile BC de birbirlerine eşitmiş. Yani ikizkenar üçgenmiş. Sonra CD'nin 6 olduğunu söylemiş bize. Bu yüksekliğin 10 olduğunu söylemiş alan AC'ye. Şimdi arkadaşlar soru aslında zor bir soru değil. Mantığını bilenlere. Bir kere ikizkenar üçgen diyor. Şurasıyla şurası birbirine eşit. Tamam. Şimdi peki ben bu üçgen alanını falan hesaplayabilir miyim? Hesaplayamam. Yükseklik biliyorum ama taban bilmiyorum. Ama ikizkenar üçgenin bir tane özelliğini hatırlayan bu soruyu çözer. Nasıl çözer biliyor musun? Buradaki yüksekliğim 10'sa eşit açılardan çiziyor. Şu açılar eşit ya. Buradan çizeceğim yüksekliğin uzunluğu da ne kadardır? 10 kadardır. Ha. Şimdi bizden nereyi istiyor? Şuradaki üçgenin alanını istiyor. Peki bu üçgenin alanı şu üçgenin alanına eşittir dedim mi biraz önce ben? Dedim. Bak, biraz önceki sorunun aynısı oldu. Şu kırmızıyla taradığım bölgenin alanını bulan soruyu çözer. Yüksek tabanı kaç? 6. Yüksekliği kaç? 10. 6 çarpı 10 bölü 2. Bak ikizkenar üçgende birleştirdim. 30 karşımda. 39. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Gördün mü? Önemli. Hadi bakalım 40. 40. 40. ABC bir üçgen. DEF kenar orta noktalarıdır diyor. Yani burasıyla burası eşit. Burasıyla burası eşit. Burasıyla burası birbirine eşittir diyor. Buranın 12 olduğunu söylemiş. Buna göre alan ABC nedir diyor. Var mı bir fikri olan? Şimdi arkadaşlar bunu daha benzerlikle ilişkisine geldiğimizde daha rahat çözeceğiz. Ama o benzerlikle alan ilişkisini anlatmadığım için burada normal başka bir çözüm yapalım şimdi. Şimdi bana buradaki alanın 12 birim olduğunu söylemiş. Şimdi kenar orta noktalarsa benim şununla şu birbirlerine nedir? Paraleldir. Bak bununla bu birbirine paraleldir. Biraz önceki özellik var aslında. Tamam mı? Ama ileride daha kuat da önce bu çözümü yapayım. Sonra benzerlikle de çözümü yapayım. Şimdi arkadaşlar sonra ne yapıyorum? Ben burayla bura paralelse alanı 12 olan başka üçgen var mı diye düşünüyorum. Şu E'yi şuraya taşıyorum. Hop. Buradaki yeşil üçgenin alanı da 12 birim oldu. Tabanları aynı çünkü. Bak burası 12. Şimdi bak orta noktaydı. O zaman buraya 12 geldiyse buraya da 12 gelecek. Tamam. Sonra en büyük üçgeni de şu ortadan bölmüş. Görüyor musunuz? En büyük üçgeni de şu ortadan bölmüş. O zaman
buraya 24 geldiyse eşit ya. Buraya da 24 gelecek. 24, 24, 48. Cevap D. Hocam, ya bu soruyu normalde böyle mi çözersiniz? Hayır, ben normalde bu soruyu böyle çözmem. Peki ben bu soruyu normalde nasıl çözerim? Arkadaşlar, bu üçgende bu üçgen benzerdir. Nedir benzerlik oranı? Bak, bura buraya eşit, buraya buraya eşit. Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Tamam mı? Bak, benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Niye? Bu bunun orta tabanıdır. Bu bunun orta tabanıdır. Tam yarısıdır yani o üçgenin. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise alanları oranı benzerlik oranının daima karesidir. 1 bölü 4. Yani bunun alanı 12 ise büyüğün alanı bunun 4 katı olacakmış. 48. Normalde bu çözümü yaparız. Tamam mı? İkisini de verdi. Ama ileride benzerlikle alan ilişkisini tamamen yapacağız. Hadi gel bakalım 41. sorumuz. ABC üçgen paralellik var. Paralellik ve alan sorularında dikkat dedik. Alan taşımalar var. Şimdi diyor ki ABC üçgenin alanı DF üçgenin alanının kaç katıdır diyor. Bakalım. Şimdi şuradaki EC uzunluğumuz A kadarken AE uzunluğumuz 3A kadarmış. Yine benzerlikle de yapabileceğimiz bu soru. Burada da yapalım şimdi. Şimdi arkadaşlar bize bir alandan başlayalım. Şimdi ama yalnız ya bu alan buradayken bunu çözemem. Bu alana eşit olan bir alan bulacağım şimdi. Hop bak. Şu tabanı gören bir alan arıyorum. Bu F'yi buraya taşıdım. Bak artık buradaki kırmızıyla boyadığım üçgenin alanı oradaki kırmızının alanıyla eşit. Yani sen buradaki kırmızıyı unut o zaman. Şimdi biz burada ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Alanım nedir diye bakacağım. Şimdi bakın burada benzerlik oranım benim ne? 3 bölü 4. Yani benim buradaki uzunluğum 3x kadarsa buradaki uzunluğumun kompleman ne kadar olduğunu biliyorum. 4x kadar olduğunu biliyorum. Şimdi dikkat et. Bakın 3x'e 3s'ye gelsin. 3x'e 3s'ye geldiyse buradaki 4x'e 4s'ye gelir. Hocam niye? Çünkü paralelse bunlar, bunların arasındaki yükseklikler birbirlerine eşittir. Bunun yüksekliğiyle bunun yüksekliği eşittir. O zaman alanları tabanlarıyla orantılıdır. Burası 3s ise burası nedir? 4S. Şimdi büyük üçgene geri dönüyorum. Bak bu doğrum, bu doğrum. Bak 4S tamamı, tamam mı? Şu an tamamı 4S. Bu doğrum A'ya 3A diye bölmüş. A'ya 4S gelmiş. O zaman 3A'ya ne gelecek? 12S. Bak şuranın tamamı 12S olacak. 3S'i burada. Buraya ne kaldı? 9S. Bitti. ABC üçgenin alanı DF'nin kaç katıdır? DF'nin 3S olduğunu biliyorum. ABC'nin kaç olduğunu biliyorum. 9 burada var. 3 burada var. 12. 4 burada var. 12, 16. Ne oldu arkadaşlar? 16 bölü 3 katı. Tamam mı? 16 bölü 3 katı. Yani O'nun kaç katıdır dediği için ben ters yazdım. Bu. Tamam mı? Şimdi bu soruyu bu şekilde çözebiliriz ama ileride benzerlikle de yine çözeriz dedik. Hadi bakalım 42. 42 bu videonun da son sorusu olsun. Yine bu özellikle paralellikle ilgili bir soru. D1 ile D2 birbirlerine paralelmiş. Tamam. Yukarıdaki şekilde bölgelerin içerisinde santimetre kare cinsinden alanları yazılmıştır. A ile B'nin toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere unutmayın. Şu üçgenin alanı, bak bu üçgenin alanı, bu üçgenin alanı, bu üçgenin alanı hepsi birbirlerine eşittir. Çünkü taban uzunlukları aynı. Paralel oldukları için yükseklikleri de birbirleriyle nedir? Aynıdır. Tamam. Bir kere bunu unutma. Bunlar aynı. Sonra bu soruyu çözerken o yamuk özelliğini kullan bak. Ciğerleri iyi kullan. Paraleldir yamukta burayla bura. Bu çizildi, bu çizildi. Her zaman bu ciğerler birbirlerine eşittir dedik. Hocam ciğer nerede var burada? Şöyle kırmızıyla üstünden geçeyim. İlk yamuğumu şöyle gör. Gördün mü yamuğu? İlk yamuk burada. Buranın ciğeri A, bu yarının ciğeri 7. Gördük mü? Burası toplamı. O zaman A'nın kaç olduğunu buldum? 7. A'mız 7. Hocam B'yi nasıl bulacağım? Şimdi sana bir tane daha yamuk gösteriyorum burada. Onu da ciğerden yapacağım. Bak bir yamuk da burada var. Gördünüz mü? Paralel paralel. O zaman bunun ciğeri bak köşegeni, köşegeni. Buranın ciğeri B ise buranın ciğeri 6. O zaman B'de 6. Toplamları 42. sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkımız efendim. Ay. Ay. Evet arkadaşlar şimdi alan parçalamanı bitirdik ama bitmedi. Daha alan çok parçalayacağız.
Şimdi bizim asıl en önemli, en ana alan formülümüze geldik. Sinüsü alan formülü. Bunu trigonometri içerisinde falan da anlatıyoruz ama ben buranın içerisine de vermek istedim. Şimdi sinüsü alan formülüyle ilgili karşımıza gelecek tüm durumlara, bakacağız. Alanın böyle içerisinden kılcal damarlarını yire yire bitiriyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay.